Bugün size aracımın içinden sesleniyorum. Sabah çocuklar okula bıraktım. Hayat normal seyrinde devam ediyor. Okullar açık. Online eğitim değil, çevrimiçi eğitim değil. Yani herkes okula gidiyor. Çocuklar okula bıraktım. Şu anda okullar açık. Öğrenciler okullara geliyor. Ben de çocukları okula bıraktım. Ve normal gündelik yaşamımıza devam edeceğiz. Yani okullar çalışıyor. Hayat normal rutinde devam ediyor. Şu anda öğrenciler okula geliyor. Öğretmenler okula geliyorlar. Normal herkes hayatına devam ediyorlar. Çok sakin, sessiz, gece bomba olacak, savaş olacak diye yaygara çıkartan İngiliz Amerika basının aksine Ukrayna'da hayat normal şartlarında devam ediyor. Yine burada otobüs durağındayız. İnsanlar işlerine gidiyorlar. Hayat gayet normal. Sabahın erken saatleri şu anda. Mesai başlamak üzere. Otobüsler dolu. Hayat sanki hiç savaş söylentisi yokmuş gibi. Rusya'nın Ukrayna sınırına ordu yığmamış gibi devam ediyor. Bu hep böyleydi. Yani YouTube kanalımıza bakarsanız marketlerden yaptığımız yayınlara. Yani biz de alışveriş yapıyoruz bir taraftan. Bütün ürünler var. Herhangi kimsenin stok yapıyor gibi bir görüntüsü yok. Ulaşılabilecek bütün ürünler var ve hiç kimse bir stok yapmıyorlar. Yani erzak stoğu, gıda stoğu yapalım diye bir şey yok. Normal her günkü gibi alışverişlerini yapıyorlar. Ve ulaşabilecek ana gıda maddelerinin olsun bütün ürünlerde, raflarda, yerinde. Ve sadece bu markette değil, bütün marketlerde durum böyle. Yani hiçbir market Ukrayna'yı gezdiğinizde eksik ürün bulamazsınız. Bütün raflar dolu ve bütün ürünler var. Hatta ana gıda ürünlerinde çok ciddi indirimler yapmışlar. Bir kara borsa durumu da söz konusu değil. Bakliyat, nohut, kırmızı mercimek, yeşil mercimek. En önemlisi Türklerin vazgeçilmezi bulgur. Yine bulgur rafları dolu. Yani bulgur varsa sıkıntı yoktur. Ukrayna'da çok yaygın değil ancak yeni yeni tutmaya başladı bulgur. Bulgur rafları da dolu. Şeker çuvalları, yani ürün stoğunda çuval şeker, kiloluk şekerler, ürünler, raflar dolu. Sadece raflar dolu değil, mağazalarda kesin boş yerler dolu. Şu anda normal bir banka köşesindeyiz. Bankacılık işlemleri devam ediyor. İşlemleri yapabiliyoruz. Bugün bankalar saldırıya uğradı. Fakat daha sonra tekrardan çalışmaya başladı. Normal şu anda banka hesabıma para yatırıyorum. Benzin istasyonlarından yaptığımız yayınlara, bütün yayınlarımızda halkta panik olmadığını aktarmaya çalıştık. Ne Rus halkı savaşa inandı ne de Ukrayna halkı savaşa inandı. Rus medyasında da savaş olacak diye bir yayın olmadı. Nitekim Rusya Savunma Bakanlığı yani savaşma niyetlerinin olmadığını her şekilde açıkladılar. İngiltere medyası tarih verdi işte. 16 Şubat verdiler. Şu anda 17 Şubat sabahındayız. Ne bir çıkartma oldu, ne bir saldırı oldu, ne de savaş başladı. Hiçbiri olmadı. Medya çok abartıyor olayları. Medyanın yazdıklarına biz de şaşırıyoruz. Sahada şaşırıyoruz. Ben de gazeteciyim. Yalan yazıyorlar. Yazdıkları yalan yanlarına kar kalıyor. Biz sahadayız. Halkın içindeyiz. Halkla beraber pazara gidiyoruz. Alışveriş yapıyoruz. Hep gözlemlediğimiz şu oldu. Yani raflar bile boşalmadı. Herkes ihtiyacı kadar aldı. Dolar kuru oynamadı. Yani şöyle biraz arttı. Bir grivne kadar. Yani 27'den 28'e çıktı. Biraz 29'a doğru gidecek oldu. Bunun sebebi de yabancı yatırımcının parasını çekmesi. Yani Ukraynalılar dolara hücum bile etmediler. Ellerindeki parayı dolara çevirmediler. Kaçanlar zenginler oldu. Özel jetlerini atlayıp gittiler. Onun haricinde normal vatandaş her günkü rutin işlerine devam etti. Hiçbir şekilde bir paniğe kapılmadılar. Bir mağazalarda izdiham yaşanmadı. Belki tedirginiz. İnsanlar tedirgin ama bu tedirginlik bile yüzlerine gülümseme olarak yansıdı. Yani yüzlerine endişe olarak yansımadı. Güldüler, geçtiler. Hello, I'm Julia. I come from Italy.
Merhaba, ben Yulia. İtalya'dan geliyorum ve daha bugün indim. Kiev güzel bir şehir. Hiç endişe hissetmiyorum. Yarın işe başlayacağım. Olaylar hiç televizyonda gösterildiği gibi değil. Это очень грустно, что такие вещи происходят в 21 веке. И я надеюсь, что европейское сообщество сделает равноценный ответ на такие угрозы нашей прекрасной стране. Ну, вообще я против войны, но как бы мы платим все налоги и содержим армию. Я надеюсь, что если будет, не дай бог, но если будет война, то я надеюсь, что наша армия даст равноценный ответ и как бы защитит нас от агрессии путинского режима. Şimdi bu durumda gerçekten vatandaş okuduğu haberlerin etkisinde kalmamalı. Çünkü yazan kişiler sahiplerinin emrine göre yazıyorlar. Ya da belli odaklara, belli çevrelere hizmet ediyorlar. Bu petrol şirketleri olabilir, bu doğalgaz olabilir, bu altın piyasaları olabilir, bu borsa olabilir, borsada manipülasyon olabilir. Yani hangi amaçla yazdıklarını bilmiyorsunuz. Onun için neyi bileceksiniz? En güzel kaynak o bölgede yaşayan insanlar, sokaktaki insanlar. Eğer sokaktaki insanlar panik yapmıyorsa, eğer sokaktaki insanlar savaşa inanmıyorsa, dışarıdan, Amerika'dan, İngiltere'den, Rusya'dan birileri eğer savaş var diye bağırıyorsa, önce savaş var denilen yere bakıp oradaki insanları dinlemek lazım. Oradaki yerel kaynakları dinlemek lazım ve onlara itimat etmek lazım. Sokağın sesine itimat etmek lazım. Çünkü sokaktaki insanın da akrabaları var, çocukları var, kaybedeceği çok şey var. Dolayısıyla onlar paniklemiyorsa başka yerlerde paniklemenin bir anlamı yok. Baktığım zaman Ukrayna hayatına sakin bir şekilde devam ediyor. Burada endişe yok. Bence başka yerlerde bulunanların da endişe duymasına gerek yok. Umarız bir savaş olmaz. Ara ara yayınlarımla buradaki atmosferi aktarmaya devam edeceğim.